Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, İbn Abidin'deyiz ve yeni ciltteyiz yine. Üçüncü cilde geçmişiz. Tabi bu 20 ciltlike göre yani. Farklı baskısı. Evet. Şimdi mevzu setre avret ve uzun sürecek. Belki bugün de bitmeyecek. Evet. Ve şartu, setre avrette şart, setruha, avret mahallerini örtmek. Hı hı. An gayrihi, başkasından. Velev hükmen. Hükmen ne demek? Misal veriyor, yoksa anlaşılmaz. Kemekenil mudlimi. Karanlık bir yerde tuvalet yapıyorsun. Sanki karşında bir adam gelecekmiş gibi setre avret yapacaksın. Hı. Ya. La setruha an nefsi. Kendisinden örtmek değil. Kendisi avret mahallerini açabilir. Bihi yüftah, fetva buna göre. Felev ra'aha min ziki. Allah Allah. Yani zik dediği koynu nedir? Boynu örten bir şey. Zikul kamis. Ha. Hükmen yani. Velev hükmen. Görse bile lem tefsüt, böyle aralıktan görse demek. Böyle kıyafet bol bir şekilde olunca aşağı bakınca şu aşağı gösteriyor. Olan aferin ya. Benden iyi alimsin de. Farkında değilim. Tabi. Kıyafet bol, o aradan görüyor. Kendin görüyor. Ha, dışarıdan bakan görmüyor seni. Olan aferin. Anlayamadım. Lem tefsüt, namaz bozulmaz. Ve in kürihe, mekruh olsa da. Ve adimu satirin. Avret mahallelerini örtecek bir şey bulamayan bir adam. La yasifu ma tahtahu. Tamam. Yani öyle satir ki altını tam göstermiyor. Yani tam anlaşılmıyor yani. Anlatabildim mi? Ve la yadurru iltisakuhu ve teşekkülühü. Yani yapışması ve teşekkülü zarar vermiyor. Yani mesela insanın baldırlarına, baldır değil de şu neydi? Oturduğumuz yer. Oyluk mu? Ha, oyluklarına İltisak dediği, anlatabildim mi? Yani fazla zarar vermeyecek şekilde, yani örten bir şeyi bulamayan, böyle birini bulamayan adam, velev hariren, isterse ipek olsun, adimu setir, satir, o demek yani. Öyle değil mi? Tabii tabii. Yani mesela derisinin rengi görülmeyecek kadar. Yani çok inceden ve cam gibi olanlardan kaçınmak için bu tabiri kullanıyor. Camsa yani o zaman olmuyor yani. Veya çok ince olup gösterirse dersi. Evet. Ey, bu ara kadınlar perişan durumda. Anlaşıldı bu. Velev hariren. İsterse şey olsun. İpek. Bir de teşekkülü. Böyle teşekkülü dediği, ne derler ona? Aynada böyle uzaktan da olsa yani aynada tam görünmüyor ama şekil halinde görünüyor. Kıyafet o kadar dar ki bedenin şekli ortaya çıkıyor. Şekli olarak görülüyor. Ha, dar. Ha. Teşekkürü. Velev halim. Ev tıynen veya çamur. Yebka ile temami salati. Yani eğer daha başka kendisini avret mahallini örtecek bir şey bulamıyorsa bu adam, bu halde namazını tamamlayıncaya kadar kalır. Evet. Evveya ma'en kediran. Allah Allah. Yani bulanık su. Bulanık su da örtüyor. Bu da çok enteresan ama. La safiye. Saf su değil. İn vücide gayru. Eğer başkaları varsa zararı yok yani bu. Tamam. Evet. En azından enteresan bir şey yani. Hangi meseleleri yani? Avret mahalli görülmeyecek şekilde yani. Ve el tekfi'i zulmetü. Bak o meseleyi tekrarlıyor. Karanlık acaba yeterli mi? Setre avret için. Fi mecmail enhür bahsem, araştırma yapıyor. Ne'am fil ittirar. Lel ihtiyar. İrade ile değil de zorda kalınınca evet. Bak halletti bu işi. Yani demek ki karanlık da zordasın. Başka da çaren yok. Ama kendi iradenle isteyerek olmaz. Evet. Geldik yeni bir bahise. Yusalli kaiden,
Yani kemafis salat, namazda olduğu gibi ne zaman cümle gelecek? Bir dakika. Yani bu adam yusalli, yani üstünü örten, setre avreti örten birisi yoksa. Yani kıyafetin yoksa oturarak namaz kılarsın. Yani oturarak namaz kılarsın. Kemafis salat, namazda olduğu gibi. Ve kıyla bir görüşe göre madden ricleyi, ayaklarını uzatarak. Mumiyen bir rükûn ve sücûdin, enteresan, rükû ve secdeyi işaret ederek, ima ile, ve huve afdalu min salati kaiden yerkâhu ve essidû. Oturarak, hem de rükû ve secdeyi de oturarak yaparak kılmasından daha eftal. Enteresan ya. Ne kadar, ve kaimen bir imain, ayakta olup da ima ile kılmaktan, yani kaimen nereye atıf? Tabi, tabi. Kaiden, mumiyen bir rükûn ve sücûdin. Veya kaimen bir ima. İma ile olursa ayakta da demek ki kılmak caiz yani. Bu da çok önemli. Evet. El veya bir rükûn ve sücûdin. Veya sadece rükû ve sücûdla. Yani diğerlerini şey yapmıyor. Rükû ve sücûdu. Evet. Rükû ve sücûdla. Yani hem imayı da İman mı rükû ve sücud? Burayı anlayamadım. İmanla kılmak daha eftal ama rükû ve sücudlu kılsa da kabuldür. Yani kıyam yok ama sadece rükû ve sücud. Burada kasıt o. Yani ayakta durmak yok. Evde ya dedi ya. İma ile ayakta durarak veya sadece rükû ve secde yaparak, yani kıyama kalkmadan kılmak. Yani bütün bunlar caiz. Lianne setre. Çünkü setre avret ehemmü min edâil erkân. Namazın rükün olan kısımlarını yerine getirmekten daha önemli. Çünkü setre avret namazın içinde ve dışında farz. Aman ya Rabbi ya. Çok müthiş. Velev übîhe lehu sevbün velev bi'i'âretin. Yani setre avret yapacak bir şey bulunmayan adama müsaade edilse elbise, İsterse ariyet, emanet alarak da olsa, sebedet kudretuhu. Artık setir avrete gücü yetiyor diye kapı sabit olur. Evet. Huvel esah, sahih görüş budur. Ve levvu'ide bihi, eğer sana elbise vereceğiz, bekle diye vaat edilse, yantaziru mâ lem yehaf fevtel vakti. O namazın vaktinin geçmesini korkmadıkça bekler. Yani elbiseyi bekler. Huvel azhar, zahiri rivayete uygun olan da budur. Oldu. Evet. Keraci ma'in ve sevbin ve tahareti mekanin. Tıpkı namaz kılmak üzere suyu bekleyen, su ümidinde bulunan, elbise ümidi olan veya temiz bir mekan ümidi olan adamın hali gibi. Ve hel yelzemuhu şira'u bisemeni mitlihi. Adamın üzerini örtecek, asetre avret yapacak bir şey yok. Acaba semeni misil, yani piyasa değeriyle o elbiseyi satın alması gerekir mi? Yenbegiye. Evet, gerekir. Velev vecede ma, eğer bulsa, ey satiren, setre avretini örtecek bir şey bulsa. Kulluhu necisün, ama tamamı necis. Leyse bi asliyin, asli necis değil. Aslında arizi. Anlatabildim mi? Mesela kan dökülmüş üzerine, sidik dökülmüş vesaire vesaire. Kecildi meytetim, ölünün derisi gibi. Gerçi bazı alimler ölünün derisi asli necistir demişler. İtiraz etmişler ama burada öyle diyor. Lem yudbak, yani henüz tabaklanmamış bir ölünün derisi gibi. Anlatabildim mi? Feinnehu, gerçek şu ki la yestulu bihi fiha, asla bununla örtünmez ittifaken, ittifakla. Bir fiha dediği namazda. Namazda bunlarla örtünemez yani. Çünkü necis. Bel harica, dışarıda örtünür. Zararı yok. Anlatayım. Dışarıda setre avretini örter. Zekerehül vani. Vani bunu anlatmış. Vanlıymış demek ki bu alim. Veya öyle bir şeyi bulsak ki
öyle bir şey bulsa ki tamamı necis değil ama اَقَلُّ مِنْ رُبْعِهِ تَاهِرٌ yani dörtte birinden azı temiz olan bir şey bulsa نُدِبَ صَلَاتُ فِي onda namaz kılması caizdir. Özür dilerim. يَجِبَ بَلْ yanlış okudun mu? Nereye baktın kardeş? اَقَلَ مِنْ رُبْعِهِ اَسْلَ yanlış yere baktın. ذَكْرَهُ الْوَانِ اَوْ اَقَلُّ مِنْ رُبْعِهِ veya yani setre avret yapacak bir şey bulunmayan bir adam dörtte birinden azı temiz olan bir şey bulsa aşağıya kafanı fazla karıştırma. Evet. Ben zaten yapıyorum. Tamam. O zaman nüdibe salatu fihi böyle bir şeyde namazı memduptur. Ve cazel imau kema merre. Yukarıda geçtiği gibi ima ile kılmak da caizdir. Ve hatteme Muhammedun lübsehu. İmam-ı Muhammed mutlaka onu giyme şartını koşuyor. Yani menduptur demiyor. وَاسْتَحْسَنَهُ فِي الْاَسْرَارِ İmam-ı Debbusi de El-Esrar kitabında güzeldir diyor bu görüş. وَبِهِ قَالَتِ السَّلَافَ diğer üç imam da bence üç imam yani üç imam da bunu bu görüşteler. وَلَوْ كَانَ الرُّبْعُهُ طَهِرًا eğer setre avret için bir şey bulamayan bir adam bir şey bulsa ve onun da dörtte biri temizse salla fi hatmen. Tıpkı İmam Muhammed'in dörtte birinden az da olsa onu mecburen onda kılacak diyor yani hatmen. İzir rubu'u kerçül. Çünkü bir şeyin dörtte biri tamamı hükmündedir. Yerine geçer yani. Hmm. Tıpkı şey gibi ihrama giren bir adamın başının dörtte birini tıraş etmesi yeterli olduğu gibi. Hmm. Hemen de misal veriyor. Hmm. Hatmen neydi hocam? Kesin dedik ya. Haddeme demek o demek. İmam Muhammed kesinlikle dörtte birinden aşağısı temiz de olsa mutlaka giyecek diyor. Ve hâdâ bu durum ne zaman? İşte bura. İzâ lem yecid mâ yuzîlu bi'in necâsete. Her iki halde de o işte bulduğu şeyin üzerindeki pisliği giderecek bir şeyi bulamazsa ev yukalliluha veya azaltacak bir şeyi bulursa kullanmak lazım. Fetehattemu lübsü ekalli tevbeyhi necaseten. Bu da güzel bir hüküm. İki elbisesi var. Bunların içerisinde necaseti daha az olanı giymek kesinlikle vaciptir. Tehattüm vacip demek. Gerekir, kesin gerekir. Vabbabit meşhur bir mecelle kaidesidir bu. اَنَّ مَنْ اُبْتُلِيَ بِبَلِيَّتَيْنِ iki bela başına gelen bir adam فَاِنْ تَسَابَيَا ikisi de eşitse خُيِّرَ ikisinden birini tercih eder. Hani اَهْوَنِ شَرْجَيْنِ اِخْتِيَارُ olur evet. Kaidesi buradan. وَاِنْ اِخْتَلَفَا farklılarsa اِخْتَارَ الْاَخَفْ işte bu اَهْوَنِ شَرْجَيْنِ daha hafif olanı tercih eder. Ben de çay içmeyi tercih ediyorum. وَلَوْ وَجَدَ الْحُرَّةُ الْبَالِغَةُ ergen yaşına ulaşmış bir kadın, hür kadın bulsa سَنْتِرَنْ يَسْتُرُ بَدَنَهَا tamam. Yani setra üretinde bedeninin örtecek ama مَعَ رُبْعِ رَأْسِهَا dörtte biri, başının da dörtte biriyle birlikte يَجِبُ سَتْرُهُمَا ikisini de örtmesi lazım. Tamam. İkisini de örtmesi lazım. Anlaşıldı mı bu? İkisini de örtmesi evet, lazım. Evet. Tabii. Felev teraket terk etse birini örtmeyi setrara başını örtmeyi terk ederse eadet namazı iade eder. Bihilafil murahikati yaşı 15'e gelmesine rağmen fiziken veya 15'e girmeden işte 15'ine girer girmez yani 14 yaşına kadar mürahik ve mürahike diyoruz ya, hı hı. Yani gelmesine rağmen fiilen büluğa ermeyen kişi. O öyle değil. لِأَنَّهُ لَمَّا سَقَطَ بِعُدْرِ الرِّقِّ Allah Allah. Mürahikede giymesi şart değil. Başını da tümünü. Evet. Çünkü bu baş kölelik sebebiyle düştüğüne göre فَبِعُدْرِ الصِّبَا اَوْلَى çocukluk sebebiyle haydi haydi düşer. Allah Allah. Çünkü mürahika
tam yani 15'e ulaşmayan, 15'e gelen. وَلَوْ كَانَ يَسْتُرُ eğer örtüyorsa اَقَلَّ مِنْ رُبْعِ الرَّأْسِ yani başının dörtte birinden azını örtürüyor, örtüyorsa لَا يَجِبُ لَا يَجِبُ yani örtmesi şart değil بَلْ يُنْدَبُ tamam memduttur. Yani o eline geçirdiği elbise anladın değil mi? Evet. Başının dörtte birinden azını örtebiliyor. Tamamını örtmesi mendup, vacip değil. Lakinne kavlehu, lakinne kavlehu ne demek? Çünkü dörtte birin azına küllün hükmü verilemez diyor ya. Evet. Lakinne kavlehu itiraz edecek bu söze. Yani bu cümle, hangi cümle? وَلَوْ وَجَدَ الْمُكَلَّفُ yani şeriatın emirleriyle mükellef olan bir adam bulsa مَا يَسْتُرُ بِهِ بَعْدَ الْعَوْرَةِ avret mahallinin bir kısmını örtecek bir şey bulsa وَجَبَ اِسْتِعْمَالُهُ kullanması vaciptir. ذَكَرَهُ الْكَمَال İbn-i Kemal bunu zikretmiş. زَادَ الْحَلَبِ Halebi de şöyle bir ilavede bulunmuş. وَاِنْ قَلَّ eğer az olursa yaktadi vücubehu mutlakan. Ne demek bu? Bunu anlamadık. Ha, daha az olsa ister dörtte birini ister daha azını anlatabilir miyim? Ondan evet. Kasıt yani. Evet. Mutlaka diyor. Yani onu örtmesi lazım az da olsa. Fetemmel iyi düşün. Hocam. İyi kaydede el-ekseru lehu hukmul kul onu anlıyorum ama dörtte biri nasıl kulübü dörtte biri esas diyor. İşte biraz önce anlattık ya ihramlı bir adam evet şeriatta bir hüküm sabitse evet ve soru yani insan örtmeli örter el-kubule ve dubura yani arka ve ön organlarını evvela onu örter. Fe in vecede ma yesturu ahadehuma. Sadece birini örtecek bir şey bulursa. Kile yesturu dubura. Kile dedi bak oraya soktu. Kendisi zayıf kabul ediyor. Bir görüşe göre sadece arka mahrem uzvunu örter. Liennehu efhaşu fir rükû ve secde. Rükû ve secdeye gidince daha çok ahlaka aykırı. Ve kile bir görüşe göre el kubule. Tamam mı? Önce evet. Ön tarafını örter. Hakâhumâ fil bahr bilâ tercih. Her ikisini de, her iki görüşü de nakletmiş Bahr-ı Râik'te. Ama tercih yok. Ve fil nehri, ama kardeşinin kitabı olan Ennehrül Faik'te. Ezzâhir, zahir görüş. Ennel hilâfe fil evlebiyye. Yani ikisini de örtmesi lazım ama hangisini örtmesi daha evlâ meselesi. Evet. Ve talilü yufidu, bu gerekçelendirme gösteriyor ki ennehu lev salla bil ima ima ile namazını kılsa taayyene setrul kubuli bak evleviyet burada geliyor. Evet. Eğer ima ile kılıyorsa önce ön mahrem uzvunu kapatacak. Hı hı. Kesinleşecek. Sümme fahidehu sonra baldırını sümme batnil mer'eti ve zahriha sonra hanımefendinin karnını ve sırtını sümme rukbeti dizini sümme baki alessava diğerleri de artık geriye kalan. Ve izâ lem yecid el mükelleful müsafiru yolcu olan mükellef bir Müslüman bulamasa mâ yuzîlu bihi necâsetehu elbisesinin pisliğini giderecek bir şey bulamasa ev yukallilüha veya azaltacak pisliği. Niçin? Libodihi milen yani bir mil kadar uzun. Ne kadar oluyor bu? Mili bilen var mı? Yok. Ezberimizde yok. Bakayım hocam. Unutacağız ama yine bak. Bak. Akgündüz'ün kamusu uzun uzun anlatıyor. Bu tür kelimeler zararı yok yani anladın? 1.6 kilometre. Ha, 1.6 kilometre doğru. Ahmet İlker iyi bilirdi bunu. Evli atşin veya susuzluktan dolayı. Yani çünkü kullanırsa temizlemeye susuzluktan ölecek suyu. Salla ma'aha Allah Allah. O necasetle beraber namazını kılar.
Ev ariyen veya çıplaklılar. Bitti. Ve la iadete aleyh, bu namazı iade etmesi gerekmez. Ve yenbeği lüzumuha. Ve yenbeği lüzumuha. Yani iadenin lüzumu gerekli. Ne zaman? Levil azzu an muzilin ve satirin bi fi'lil ibad. Eğer avret mahallini örtecek bir şey bulmaktan aciz olma veya avret mahallini örtecek elbisenin üzerindeki pisliği kaldıracak bir şeyden aciz olma, evet, kulların fiilleri ise. Tamam? Kul fiili. Kemamer refit teyemmüm. Teyemmümde geçtiği gibi diyoruz. Sümme hâzâ lil misafir. Bu durum misafir için. Lienne lil mukîm. Çünkü misafir olmayan mukimler için yuştaratu tahâletü sâtiri ve illem yemliku. Yani set avret mahallini örten bir elbiseyi, elbisenin temiz olması şart. Böyle bir şeye sahip olmasa bile. Evet. Kuhistani. Vel hamis. Başlayalım. Mı yoksa burada kalsın mı? Nasıl istersen. Şöyle burada kalsın. Çünkü yarın Allah okuyamayacağımız kesin. Evet. Yani dolayısıyla niyete geldik. Aferin kardeş. Niyete geldik. Niyet halis, akıbet hayır. Tamam? Cezakumullahu hayran kesira ve allemenallahu ilmen nafi'a. Böyle.